Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bir masa başı videomuzda daha birlikteyiz. Bugün e, bir Android telefon'a nasıl root atarız onu göstereceğim. E, root atmadan önce şunları söylemeliyim. Root tehlikeli bir işlemdir. Kendinizi güvenmiyorsunuz yapmayın. Eğer yaptığınız telefon e, yaptığınız telefon kullanmadığınız bir telefon olmasın çok dikkat edin. Kullandığınız bir telefon ise hafıza kartı ve sim kartı aklınızı çıkarmanızı tavsiye ederim. Ben bu telefonu fazla kullanmıyorum. O kenarda köşede duran bir telefon. Zaten eski bir telefon. Bilirsiniz. General Mobile Discovery 1 olarak geçiyor galiba bu. 7-8 senelik bir telefon. Görüyorsunuz güç tuşu bile zor açılıp kapatıyor. o derece eski. Zaten temadan bilenler bilmiştir. Şimdi e, bu telefona nasıl root atarız? Root atarken nelere dikkat etmeliyiz? E, bunu yani root nasıl atılır bunu göstereceğim. Neler dikkat etmeniz zaten söyledim. Şimdi ilk olarak e, root programı indirmeniz lazım. Birçok root programı var. E, bunu e, açıp internetten bakmanız lazım hangi telefonunuz hangi root programı destekliyor diye. Ondan sonra e, o root programını indirebilirsiniz arkadaşlar. Şu an telefon ufak bir netlemedi. Evet ufak bir şarj probleminden sonra devam ediyoruz. <laughs> Kameranın şarjı bitti. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere bir dakika ben şuradan kolumu evet videomuza devam ediyoruz. Ee, kablo problemi oluştu onu çözdük. Şimdi e, eski telefon olmasına dikkat edin dedim ve kullanılmayan bir telefon olmasına özellikle özellikle dikkat edin dedim. Şimdi bu benim kullanmadığım bir telefon görüyorsunuz zaten 7-8 senelik bir telefon internette araştırıp bakabilirsiniz sağ şu tarafa yazarım genel Mobile Discovery diye arattığınızda çıkar bir olarak geçiyor galiba bunun versiyonu şöyle bakalım Android kaç olduğunu şu üstten ayarlardan bakalım zaten en aşağı çektiğimizde her telefonda telefon hakkındadan bulabilirsiniz şuradan hemen şöyle netleştireyim ben Gördüğünüz gibi 4.4.2 olarak geçiyor. Yani 4.2 desek de olur. Ee, şimdi bu telefonu nasıl road atarız? Onu göstereyim. Benim kullandığım stabil bir program var. Onun, onun, aracılığıyla, onun aracılığıyla göstereceğim. Önce Chrome'a giriyorsunuz. Buradan Google diyorsunuz. Şuradan buradan aratalım direkt. Şimdi buradan King Road yazacağız şuraya zaten. King Road diye yazdığınızda Apak diye yazdığınızda çıkar zaten. İlk baştakine tıklıyorsunuz. Buradan en son versiyonuna tıklayıp indir diyorsunuz arkadaşlar. Tamam diyorsunuz. Şu an cihazda yüklü olmadığı için birlikte indireceğiz ki yüklemesini bekleyeceğiz azıcık. Ki hemen yüklen zaten öyle bir ağır bir program değil. Açmaya da bilir. Açtı. Çünkü bazen e, versiyonlar desteklemiyor olabiliyor. Ama bu destekle, yani destekleyen türden çıktı. Şimdi diyor ki burada e zarar verebilir diyor. Bunu yani Play Store uyarıyor sizi. Play Store'un güvenlik kısmı uyarıyor. Siz burada yine de yükle deyip devam etmeniz gerekiyor. Tamam derseniz yüklemeyi kesiyor. Yani yüklemiyor uyarıyor zaten hani tehlikeli bir programdır. Kullanmanızı tavsiye etmeyiz diyor. Şu an ışığı oraya odakladım. Işığı arka planı odaklayınca telefon çok beyaz gözüküyor. Bundan azıcık ışık konusunda sıkıntı olabilir. O konudan özür diliyorum. Şu an programımız yüklendi. Şurada gördüğünüz üzere kingron yüklendi. Umarım sesim iyi çıkıyordur. Çünkü konuşamıyorum. Her neyse şimdi programımıza girelim. Şu an girmedi diyoruz. Evet girdi. Böyle bir beyaz sayfa ka karşılıyor. işte güvenlik güvenlik programdan bahsediyor. Devam et diyorsunuz Burada bir telefonunuzu kontrol ediyor. Ee, sürümün hemen gösterdi. Bakın burada Discord dedi. Telefon modeli sürümü bulup e, root ol olup olmadığına bakıyor şu an. Ona bakıyor sadece. Şu an buldu. Telefon eski olduğu için kasıyor program azıcık. Evet eski telefonun sonunda bu attı bak gör Mesela dışarı attı. Tekrar tıklıyorsunuz. Şu an e, bekliyoruz. Umarım girecek. Şuradan bir hızlandırma yapalım. Remini bir boşaltalım arkada. Bu program kendi programı. Soran arkadaşlar olursa kendi programı en son güncellemesiyle geldi. Yani en son güncellemesi buna 2015'te 16'da ona geldi. Çünkü ondan beri pek güncelleme almadı. Şuradan arkadan kapatalım. Bir daha açalım. Şu an program e, açmıyor. Açmayacağı tuttu. Eğer bir daha açmazsa ben videoyu durdurup e, niye açmadığını kontrol edip tekrar şey yapacağım. Bak Play Store'a tekrar uyardı. Risk atıyor dedi. Evet ben bir videoyu durdurayım. sürüne bir bakıp geri geleyim. Evet arkadaşlar uzun <laughs> uğraşlar sonucu programı açamadım. Ben yine eski yerden indireyim. Ee, siz de bunu yaparsınız eğer açılmazsa Apak Pure'yi indiriyorsunuz. Önce Apak Pure indirmemiz lazım. Önce sitesine gidip onu indireceğiz. Ondan sonra King Road'u indireceğiz. Büyük ihtimal sürümle uyuşmadı benim indirdim. Ondan açılmadı. Bak buradan indir dediğimizde, şundan ufak bir dolantla indirmiş olacaktır. İnternet hızına bağlı bir şekilde. Şu an iniyor. Evet Mevinten hızlı çıktı. Buraya tıklıyorsunuz. Yüklediyorsunuz. Bekliyoruz. Yine bir bekleme. Bekliyoruz. Bir önceki indirdim programı da sildim arkadaşlar. Ee, tekrar tekrar üstüne basarak söylüyorum. Eğer bu işin ehli değilseniz yapmayın. Ben bunu defalarca yaptım. Zararlarını biliyorum ki zararlarını çektim. Bu telefonda da çektim. Bunun önceki yaptığım telefonlarda da çektim. O yüzden hani kendinize güvenmiyorsunuz. Programa güvenmiyorsunuz. Sakın sakın bulaşmayın diyorum. Road iyi bir şeydir ama e, indirdiğiniz yerlere çok dikkat etmeniz lazım. Ben bir belli başlı yerlerden indiririm. Bir Updoven'dan APAK indiririm. Bir de bu APAK Pro'dan indiririm. Evet bunlar da içinde de zararlı dosya olabilir ama o kadar olmaz yine olsa zaten otomatik şey uyarıyor. Play Store oto, yani Google otomatikman uyarıyor. Şu an Apak Pro'yu indirdik. Story'yi açıyoruz. market çalışmayan marketi olmayan veya da çalışmayan telefonlar bu marketi de kullanabilir. Play Store'dan fazla bir farkı yok. Sadece Apak olarak indirip kuruyor. Yani Apak dosyasını indirip kuruyor. Tek farkı o. Şu an şuradan aramadan şu an diyor. Şuradan aramadan King Road yazıp e, şu ikinci çıkana tıklıyoruz şu an yükleme listesini alındı diyor üstte de road, e, road challenge var ya da checking var road checking de olabilir bilmiyorum e, siz nasıl okursanız öyle okuyun ben <laughs> checking diye okuyorum onu da indireceğiz. Onu onda da göstereceğim root olup olmadığını ki bu telefonda root vardı ben sildim, kaldırdım. Şu an şuna bitliyoruz. diyoruz. O bunu tekrar indiriyoruz. Ee, zaten otomatik olarak reklam çıktı klasik. Şuradan kapatalım story'yi. Evet böyle reklamlarda çıkabiliyor. Zaten burada gördüğünüz indirmeler tamamlandı diyor. Yükle diyoruz. Bu da yüklensin. E, King Road'un bu telefonu oyunun sürümünü otomatik market yükledi. Şimdi onu açacağız. Hatta bu geç onu açmayalım. Önce bunu açalım ondan sonra onu açalım. Bir dakika. Market demedim oğlum Şu reklamlardan mıktım. Bir tane reklamı engelleyici bulayım. Heh, yükledi. Buna tıklıyorsunuz. Eğer telefonunuz durup olup olmadığını e, bilmiyorsanız bunun bu uygulama sayesinde kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda King da yapıyor bunu. Buradan katılıyorum diyorsunuz. Şuradan e, şu start'a geçelim hemen. Kökü doğrula diyorsunuz. Bak direkt de Üzgünüm. Kök erişimi bu cihazda düzgün bir şekilde yüklü değil diyor. Yani yok demek istiyor. E, İngilizceden, Türkçe'ye herhalde şeyden çeviri yaptılar. Google çevirden. Çünkü öyle bir çeviri olmuş. Şimdi buradan e, yüklememiz lazım. Buradan K Road'u açıyoruz. Yani King Road'u. Bu en eski versiyonunu yükledi galiba. Evet bayağı yüklemiş. Bir dakika. Peker ne alakalı oğlum? Evet arkadaşlar ufak bir yanlış program yüklemeden ya yani yanlış değil de adınla bir de logosunu kullandıkları için biz o program zannettik. Yani ben o program zannettim. Şimdi gittim programı buldum. Tekrar marketten Umuyorum ki açar. Yine kasma masma yapmaz. Normalde açıyordu ki yükledim ben bundan çok güzel. Evet açtı. Şu an buradan get no diyorsunuz. Yani benim telefonum rolla demek. Demek bu. Şimdi fix or. Yani fix or diyor. Telefonunu rollamaya başladı. Bu %100 olana kadar bekliyorsunuz. Eğer uzun sürerse de otomatik ben videoyu durduracağım. Evet. Biz bunu bir bitirmeyelim. Hop hemen bitti. Evet. Şu an telefon rootlandı arkadaşlar. Evet. Şu an telefon rootlu. Şimdi hemen tekrar bunu kapatıyoruz arkadan. E, rootlu olup olmadığını gidip tekrar çekinden bakıyoruz. Root çekinden Ben öyle diyorum. Check-up gibi bir şey oluyor işte. Telefonu tarıyor. Root olup, olup, olup olmadığına bakıyor. Tekrar kökü doğrula diyoruz. Bakalım kurmuş mu? Bu ne? Allah diyoruz. Evet. Tebrikler. Düzgün şekilde yüklendi diyor. Yani artık telefonumuz rootlu. Şimdi rootlu bir telefonda ne yapılır? Bunu göstereyim. Diyelim ki e, kullanmadığımız Bazen oluyor telefonların bir sürü şey programları oluyor. Evet hata vermeye başladı çok yer kalmadığından bir de e, Play Store'a sıkıştırıyor sürekli. Neyse bu sıkıştırsın bu önemli değil. E, telefonunuzun içinde telefona ait kullanmadığınız bir sürü program oluyor onu nasıl kaldıracağınız bu program sayesinde. King Road'u yüklüyorsunuz. Bak şu an açmıyor mesela. Çünkü hatalara düşmeye başladı. Eski bir telefonla işte uğraşmanın zor tarafları. Hemen gidip arka planı temizlememiz lazım. Nereden bu? King Road. King, king round, Road. King Road. Kayboldu. Program gitmiş. Ana programı kaldırmış. Evet. Evet ufak bir teknik hata değil. E, program yapmamış. Şu an telefon kapatıp tekrar açıyorum. Umarım uygulama açılır. Açamazsa ayva yedik. <laughs> Kurduğumuz rota da kaldıramayacağız. Bu da baya uğraştıracak. Videoda gitgide uzamaya başladı. Bir rotlamı 12 dakikada da çekmezsin be kardeşim. 5 dakikalık işi 12 dakika uzattık. Şu an telefon tekrar açılıyor. E, dediğim gibi e, kullanmadığınız e, telefon uygulamalarının kaldırılması yarayan bir programdır root. Sadece bununla kalmaz. Diyelim telefonunuzu iPhone veya işte Samsung'dur Xno gibi yapmak istersiniz bunun e, aracı temaları vardır. Bunun genel adı ROM'dur. ROM diye yazılır. Onu da göstereceğim. Şu an e, açılıyor. Yeni Android sürümü falan geçiliyor diyor ama. Evet şu an şarj bitti. Ve yanımda power bank yok. Power bank. Yüzde kaç? Hadi be. Bir Oha yüzde beşe düştü. Neyse. idare eder. Diyelim. Şimdi. Evet bu açıldı. Biz hemen programa gidelim. Aç artık. Ne olur. Kapattım geldim. Heh. Şimdi hızlıca program kaldırmayı göstereceğim. Buradan altta More Tools var şu kısımda. Buraya tıklıyorsunuz tabi sürümlerde farklı olabilir. Ben de böyle. Buradan ünsal doğul var. Bu bütün sürümlerde çıkar. Bir de game booster var oyun hızlandırma. Bu daha başka bir şey. Telefonunu e, temizleyip kaydediyor. Yani köklü bir hard format gibi bir şey yapıyor. E, onu geçelim. Biz direkt uygulama kaldırmaya gidelim. Evet görüyorsunuz burada bir sürü programlar var. Hatta şu çöp kutusuna tıklayalım. Daha önce kaldırdıklarımı görebilecek miyim? Bir ona bakayım. Ee, evet göre Heh, gördüm. Gördüğünüz gibi daha önce e, sistem uygulamalarının çoğunu kaldırdım ben. Çünkü bunlar kullanılmıyor. Ve telefonu çok yer kaplıyor. Daha başka kullanılmayan bir uygulama yok. YouTube'u kullanıyoruz. Bekle çocuğum bekle. Takacağım. İki dakika bekle. Takmayacağız demedik. Mesela notlar varmış. Notları kullanmıyorum. Hadi notları kaldıralım. Buradan ünsal diyorsunuz. Ufak bir süre bekletiyor ve komple kaldırıyor. Gidip bakalım. Harbiden de notlar yok. Şimdi burada gördüğünüz hava durumu var. Bu hava durumu da stabil çalışmıyor artık. Yani sürümden artık sürüm gereği stabil çalışmıyor. Bu uygulamayı da hazır girmişken kaldıralım. Şu an temin görmüştüm. Şimdi göremedim. Heh, buradaymış. O durumu diyorsunuz. Ünsal diyorsunuz ve program gidiyor. Şimdi tekrar menüye dönelim. Bakın hava durumu yok. Eğer diyelim ki dosya yönetici programınızı beğenmiyorsunuz. Telefonum verdi. Yani şu dosyalar şeyini beğenmiyorsunuz gidip başka bir dosya yönetici kurmak istiyorsunuz Play Store'dan ve ikisinin çakışmasını istemiyorsanız geliyorsunuz abicim bunu kuruyorsunuz King Road'u buradan dosyaları kaldırıyorsunuz mesela Ünsal diyorsunuz tık kaldırıyor ama diyelim yanlışlıkla bir programı kaldırdınız geri kurmak istiyorsunuz şu yukarıdan çöpe bakan adama tıklıyorsunuz buradan hangi dosyayı yanlışlıkla kaldırdıysanız tık atıp geri yüklüyorsunuz bak burada çıktı geri yükle geri yükle komple sil var. Buradan geri yükle tıklıyorsunuz, restore diyorsunuz ve program otomatikman geri geliyor. Ama siz tıkladınız. Buradan komple sil derseniz telefonunuzu istediğiniz kadar sıfırlayın o uygulama bir daha geri gelmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani bir kere bu program sildi mi, bir daha geri getiremiyorsunuz o program. Yani o gittiği program bir daha geri gelmiyor. O yüzden o konularda dikkatli olun. Restorayı seçin. Zaten bu hani bu çöp, çok çok kutsun gelip bunların hepsini de silmeyin. Yarın bir gün belli olmaz e, biri bu programların biri lazım olur. Sonra sıkıntı çıkarması telefon. Şimdi diyelim burada işimiz bitti. Hani e, işimiz bitti. Kaldırmak istiyorsunuz ki ben kaldırmayacağım. Bir video daha çekeceğim. Anamöre geliyorsunuz. Şurada 3 nokta var. Tıklıyorsunuz. Ayarlar diyorsunuz en üstte setting en altta şurada Ünsal King Road var. Buna tıkladığınızda onay verirseniz otomatik kaldırıyor. Onay vermezseniz cancıl derseniz kaldırmıyor. Evet bu videomuzda bu kadar da Road nasıl kurulur uzun uzun diye bir anlatım oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.